İtalyan rapçi Baby Gang artık hiçbir zaman evine dönemeyecek. Rapçinin yeni müzik videosunda şiddet ve vahşet ön planda. 20 yaşındaki sanatçının bir daha memleketi Lecco şehrine girmesi yasaklandı. Genç rapçi ise umursamaz bir tavır sergiliyor. Bir çocuk 20 yaşındaki rapçi Baby Gang'in kucağında oturuyor ve eliyle kamera doğrultusunda bir tabanca hareketi yapıyor. Tüm müzik videosu şiddet ve silahlarla dolu. Rapçi kesilmiş tüfekler ve kalaşnikovlarla poz veriyor. İşte bu Baby Gang'in hikayesi. Tengo solo una meta gitti. Oli sparo mi spar. Sono solo arabo mica terrorista. Vista ancora la guerra non l'avete vista. Grido forte wali yo, mi rispondo wali ya, non passo il radio, ma passeggio l'aria. Normal şartlarda 13 yaşındaki bir çocuk normal ve huzurlu bir ortamda anne ve babasının şemsiyesinin altında büyümelidir. Sabah kalkıp okula gitmeli, arkadaşlarıyla top koşturmalı, oynamalı ve hiç dertleri olmadan büyümeli. Normal şartlarda. Italia mia fedra figlio di puttana. Tiki taka sotto con le popolari. Noi siamo Frene Pablo e Tony Montana. Ma sentirei parlare di Baby Esaki. Ama normal şartlara sahip olmayan Sakarya Mohib aka Baby Gang için gidecek iki yer vardı. Ya sokaklar ya da çocuk yurdu. Baby Gang sadece 13 yaşına kadar ailesinin şemsiyesinin altında kalabildi. Ardından 23 yaşına kadar sokaklardaydı. Girdiği yurtlardan kısa süre sonra ya kaçtı ya da atıldı ya da hapse girdi. Bir reportajda anlattığına göre yemek bulmak onun için zor değildi. Yemek hep bir şekilde buluyorduk diyor. Onun için önemli olan zengin çocuklar gibi Nike ve pahalı üst baş sahibi olmaktı. Ona bunları sağlayan anne ve baba olmadığı için zengin çocuklarda olduğu gibi genç yaşta hırsızlığa başladı ve istediğini şiddet yoluyla elde etmeye başladı. How old was you when you both went to jail? Io 16. 16. Io 15. What was your experience like in jail at 16? Con un giovane della nostra età, 15 anni, 16 anni, lo chiudi in un carcere. Secondo me non gli stai insegnando nulla. Ama siz de bilirsiniz ki İtalya mafyanın doğduğu topraklar. O yüzden İtalya çok çok tehlikeli bir yer. Demem o ki yalnız başına sokaklarda hayatta kalabileceğin bir yer değildir. O yüzden Baby Gang kendi çetesini oluştu. Bu ekip tüm anlamıyla bir hayatta kalma timine dönüşüyor. Baby diyor ki 5 kişiydik. Bazen saat 7 civarında istasyonlarda takılıyorduk. Hırsızlık yapıyorduk. Bir şekilde yiyecek buluyorduk. Ayakta kalmaya çalışıyorduk. O dönem gerçekten hepimiz küçüktük. O dönemden aklımda kalan tek şey o günlerde ilk defa soyduğumuz marketti. Yine arkadaşlar bir yerde toplanmıştık ve her gün yaptığımız gibi nasıl para yapacağımızı ve kimden neyi çalacağımızı planlıyorduk. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ben de dedim ki hadi Torino'ya gidelim. O gün bir giyim mağazasını soyduk. Çantalarımızı full doldurduk. İstemediğimiz kadar giysilerimiz vardı. Bugün belki bu yüzden liriklerimde pahalı markalardan anlatıyorum. Çünkü ben bunları zamanında başka çocuklar gibi kolay yoldan ulaşamadım. Hayatımı ve özgürlüğümü ortaya koyarak kazandım. O zamanlar bu yaptığımız soygunlar ve hırsızlıklar bana bir tür oyunmuş gibi geliyordu. Sonuçta çocuktum. Başka çocuklar su tabancalarıyla oynarken ben elimde 7.65 tutuyordum. Yani Baby Gang artık illegal hayatın kendisiyle tanışmıştı. Yani arkadaşlar reportajda anlattığı gibi Baby Gang artık illegal hayatının kendisiyle tanışmıştı. Ta ki 15 yaşındayken o faslı polis Baby'yi kapıncaya kadar. O anda her şey köküne kadar gerçek olduğunu hissetmişti. Yine bir gün bir soygundan sonra soygun yerine yakınlarının bir yerde faslı polis Baby Gang'i ve arkadaşlarını tutuyor. Yalnız üst aramasında ne silah ne de çalıntı bir malzeme bulunmayınca faslı polis sinirlenip Torino'dan fazla uzaklaşmayın diyor. Buna rağmen Baby Gang çetesiyle 2 hafta daha Torino'da takılıyor, ondan sonra oradan tüyüyor. O günden bugüne kendisi söylediğine göre her yaz tatilinde ya gözaltındaydı ya da hapisteydi. Bunu sadece kendisi anlatmıyor. Bunu birçok gazetede yazıyor. Kendisi diyor ki ilk kez hapishaneye girdiğimde henüz 15 yaşındaydım. Bologna'da birkaç ay yattım, 1-2 aylık bir süreçti. Sonra Beceria'da hapishaneye 4 kez gel git yaptım. Hapisten kaçtım, sonra geri yakaladılar. Kaçtım, yakalandım. Tüm bu olanlar bir rutin haline geldi.
En sonunda ceza bitti. 2016 yılında Baby Gang hayatını değiştirecek ve yönlendirecek bir pedagog, bir baba figürünle tanışıyor. Don Claudio Burgio. Don Burgio sokak çeteleriyle ve genç yaşta sokağa düşen çocuklarla çalışıyor ve aynı zamanda bir çocuk yurdunda pedagogluk yapıyor. Don Claudio Burgio Baby Gang'le ilk sefer Baby Gang hapisteyken tanışıyor. Diyor ki Baby Gang çok zayıf biriydi. Fazla konuşmuyordu. Ama konuştuğu zaman çok çok sempatikti. Benim toplumuma alınmak ve müzik yapmak istediğini söylemişti bana. Ben buna hemen evet demedim ama onu sokaklardan kurtarabilmek için kabul ettim. Savcı ile konuştum ve savcı bunu onayladı. Bu görüşmeden sonra Baby Gang hapisten çıkıyor ve artık Don Borgio'nun himayesi altında. Don Borgio Baby Gang'in yeteneğini keşfediyor ve 2018 yılında Street isimli ilk single'i yayınlıyor. Ama burada da kendini tamamen müziğe veremiyor ve müzikle de istediği parayı kazanamıyor. Yani suç işlemeye devam. Kendisinin dediğine göre suç işlemekten başka bir şey ona hayat öğretmedi. Diyor ki hapiste ne öğrenebilirsin ki? Ne öğrenmek istiyorsun hapiste? Burada suç işlemeyi öğrenirsin. Başka hiçbir şey öğrenemezsin. İcraat yapmayı öğrenirsin. Bir inşaat yapmayı öğrenemezsin. Il muratore che o il cameriere da piccolo facevo reati, quindi se mi tolgono la musica torno a fare reati. Se io ho sbagliato mi fai andare in galera, non è che mi vieti il palco, capito? Güzel laflar. Street single'i sonrasında hayatını anlatan birkaç single daha çıkardı. Birincisi Cello şarkısıydı. Bu şarkısında hapisteki yaşamı anlattı. İkinci şarkısı Rapina. Burada soygun yapmayı anlattı. Ondan sonra Paranoia şarkısı çıktı. Burada polisten kaçmayı anlattı. Ve Seconda Generazione şarkısı çıktı. Burada ise adaletsizliğin karşısında durmayı anlatıyor. Yani arkadaşlar Baby Gang'in şarkılarının hepsinin içine bir mesaj var. Baby Gang'in şarkıları sadece kriminal değil, hepsine bir mesaj koymaya çalışıyor. Tabii ki polisler ve devlet bu şarkıları yasaklamak istedi. 2021 yılında Neyma Ese ile çekmek istediği bir klip için 300 kişi toplamışlardı. Ve bu klip çekimlerinden bu suçlar doğdu. İftira, fikri, mülkiyet ihlali, yaralama, hakaret, soygun ve yasa dışı silah bulundurma. Bunu tam anlamadım arkadaşlar. Sanırım klip çekimi sırasında birisini mi soydular? Bilmiyorum gerçekten ama gazetede yazan bunlar. Don Burgio'ya bir kere sormuşlardı. Siz bu adamı hapisten çıkarıyorsunuz ama şarkıları suç özendiriyor. Don Burgio'nun cevabı buydu. Suçu Baby Gang yaratmadı. Suçlar Baby Gang gibi bir karakter yarattı. Şarkılarında anlattıkları gerçekten her gün sokaklarda yaşanıyor. Ve doğru olan şarkıları yasaklamak değil, problemi kökünden çözmek. 2022 yılında Baby Gang ve rapçi arkadaşı Sim 4 soygun yüzünden hapsi boyluyorlar. Birkaç ay içeride kalıyorlar, sonra 4 yıl ceza yiyorlar. Ama bir üst mahkemede beraat ediyorlar. O yüzden de çıktığı gün L'Innocente yani Masum adında albümünü çıkarıyor. Ve rap kariyeri asıl burada başlıyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Türkiye'de drillciler ve rapçiler lirikleri yüzünden birçok problem yaşıyorlar. Londra'da da birçok problem yaşıyorlar ve birçok şarkılar siliniyor. Ama İtalya bir üstüne koyuyor. Bugün Baby Gang için 4 şehre giriş ve konser etkinlikleri yapma yasağı bulunuyor. Evet arkadaşlar bu Baby Gang'in hikayesiydi. Baby Gang'in belgeseliydi. Baby Gang hakkında bilgi bulmak gerçekten kolay değildi. Türkçe hiçbir şey yoktu. Almanca hiçbir şey yoktu. Bir tane röportajına rastladım. Onu çevirdim vesaire vesaire. Yani umarım emeklerime saygı gösterip like butonunu patlatırsınız ve bu belgeselin bir sorusu da var. Şimdi Baby Gang'in hayatını duydunuz. Nasıl kriminal bir hayat yaşadığını sokaklarda. Bir soru sormak istiyorum. Sizce Türkiye'de de bu hayatı yaşayan rapçiler var mı? Türkiye'de de böyle gangsta rapçiler var mı? Yoksa bizdeki rapçiler fake mi? Hangi taraf daha gangsta? Bir bunu belirtin. Hepiniz seviliyorsunuz. Çıktım.